Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gecemiz mübarek olsun. 17. lemadan birinci nota pek okunmayan yerlerde bir tanesini. Birinci nota pek okunmaz çünkü işimize pek gelmiyor. Bir de anlamak burayı zor. Fikir yürütüyoruz da fakat hissi biraz zor bir yer. Kendim nefsime hitaben demiştim. İnsan kendisini üçe ayırır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üç tane şahsiyet var. Üçü de farklı bir şahsiyet iktiza ediyor. Karakterdir. Bu teşbih değildir. Vesvesenin de çözümünün temelidir. Kendimi iki tane hissediyorum. Farklı farklı sesler geliyor. Doktor Aman kendini tek hissettiği ilaç veriyor. Oysa gayet normaldir bu. Yani hasta değilken kendini hasta ediyor. İki farklı şahsiyet var diyor. Her zaman rastlarsınız. Bir böyle geliyor diyor, bir böyle sesler duyuyorum diyor. Tabi duyuyor, biz de duyuyoruz yani. Gayet onda böyle olması lazım zaten. Böyle Almanya'da rastlamıştım hocam da. Kapıma vurmuştu, Hamburg'dan gelmişti. Arnavutlular. İki tane şahsiyet diye doktor tedavi ediyor. Doktor tedavi ediyor. İki tane farklı şahsiyetim var diyor böyle. Ama tek ol diye, teke hisset diye. Dedim ki Allah Allah, hakikaten iki tane mi söyledi? Evet hocam diyor falan. Aslında üç tane olman lazım dedim. Zannediyor, dalga geçiyor. Ondan sonra odundan misal verdi malum. Odun işte kendisi müstakil ama bir içinde, içi dışı varmış da. Bir duman var, bir de nur var. İki tane zıt karakter. Bir de bu zıtların cemi olan ve detaylarına benzemeyen odun. Dumana da benzemiyor, nura da benzemiyor. Odun denen bir şahsiyet var. Mutlak ve muhit her tarafta olması gereken o dumanı veya nuru, ateşi kendi zıt, kendi düşmanı kendi içinde. Ateş. Odunun düşmanı ateş kendi içinde. Ama odun diye gözüküyor. Odun diye gözükebilmesi en mucize budur. Çünkü enerjiyi ve nuru, karanlığı tek şey yapıp bir yere muayenleştirmek bu zordur. Tek boyut yapmak kolaydır. Yani nuru yapmak kolaydır. Karanlığı yapmak kolaydır. Cenneti yapmak kolaydır. Cehennemi yapmak kolaydır. Tek boyuttur. Dünyayı yapmak zordur. En zor dünyadır. Eyvallah. Bir tencere getir, koy cehennemi içine. Koy cenneti de içine. Karıştır. Git onu karmayı buzdolabına koy. Donsun. Onun adı dünyadır. Zordur. Odunu yapmak zordur. Bakın, mutlak olan enerjiyi, kırıkanın her yerinde olanı bir elde tut da böyle bir yerde tutacaksın. Nasıl tutacaksın? Kuantum fiziği de böyle diyor. Her şey olması gereken her yerdedir. Bir şey olması gereken her yerdedir. Bir yeri tutmak kuantum fiziğinde mucizedir. Dünyada ise bir şey bir yerdedir, olması gereken her yerde olursa mucize olur. Mucize burada yani. Bunu böyle tutmak zordur. Nefsime hitap etmiştim. Yani şahsiyettir. Burada bir teşbih falan yoktur. Bizzati kendisidir. Bu olayın kendi realitesidir. Edebiyatta benzetme yapmıyor bu. Bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şey yaratmak diyor ya. Gibi gibi de benziyor. Ama bu bir şahsiyettir. Mesela kendi nefsime hitaben demiştim. Böyle bununla başlamazsan, bunu çözmesen. Yani hitaben ve hala kendi kendine. Hayır hayır, böyle bir şahsiyet var ya. Böyle bir şahsiyet var yani. Onun bir pes ahlakları var. Nefsin diyor ki, o nefsin diyor pes ahlakları var. İktizaları var, davranışları var. Söylemleri var, söylemedikleri de var. Ruh tarafının da var. Benim nefsim dumana benziyor odundaki. Benim ruhum odundaki nura benziyor. İkisi zıt, sen sistensin, sen haklısın. İki tane zıt şey duyuyorum hocam diyor. Lan iki tane, üç tane olman lazım. Bir de birisi olması lazım. Sonra anlatınca şöyle yapıyor. Allah Allah. Lan ben bu ilaçları diyor tek hissetmek için mümkün değil ki, olmayacak bir şey. Düzelmesin ki çünkü hasta değilsin.
Hasta değilsin ki düzelesin, düzelemezsin ki. Çünkü hasta değilsin. Ha, bu bir şahsiyet bu. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil Said, ey gafil Asad. Bak bu hemen edebiyat yapıyor diyor. Hayır kardeşim, olay kendisi böyle zaten. Böyle işliyor. Demiyor mu sabah namazına 5 dakikada yat? Zil çalınca 5 dakikada yat diyen o bir şahsiyet işte. En belirgin saat o saat. Gündüz hayatı biraz karma oluyoruz. Birbirimize denk olduğumuz için pek adam gözükmüyor. En belirgin bu şahsiyet sabah namazına çıkıyor. Ya 5 dakikada yat diyor ya. Başka ne zaman çıkıyor? Yatsıda çıkıyor. Derse gelirken. Evet. Ona demiş ki, çok garip bir şeyi kullanacak burada. Bil ki diyor ona hitaben. Ya ayrı bir sistem çalışıyor diyorum. Bak ayrı bir sistem. Yani sistemdir bu. Mesela şeytanın şuuru var mı? Var tabii. Aklı var, şuuru var, hayatı var. Allah teklif etmiş, ilmi var. Reddedebilecek iktidar ve ihtiyarı var. Adam sistem ya, bizde ya. Yani şeytan nefis, nefis farkı şu. Şeytan girip çıkabiliyor. Sabit, bağlı değil. Monta edilmiş değil. Nefis bizde bağlı. Vicdanı mı var sanadın? He? Şeytanın gibi. Şeytanın aynı bir soru var. Kendine ait vicdanı var mı? İşaret edeceğiz de aynı bu şey var soru. Şeytanın vicdanı var mı diyor. Devamlı ifsatla çalıştığı için vicdan ifsat edilmiştir. Var idi, sistem itibarı vardı. Hep şeytanlık düşündüğü için böyle bir şeysi kalmamış. Bu bize neyi gösteriyor? Şeytanı tanımak bize işimize yaramıyor hocam. Yani ne diyor o? Şeytan gibi insanlarda, mesela Firavun'da vicdan var mıydı? Yoktu. Ha, sistem yaratılış itibariyle vardı. İfsat etmiş. İşe atacağız da aynı soru geçiyor. Aynı böyle bir varlıktır. Karşına çıkan bir şeydir. Mesela Geylani Hazretleri nefsini görmek istedi. Allah da tabağı kusturdu. Öyle ahtapot gibi simsiyah. Kendi ifadesiyle koku, bütün pis kokuların cemi, gördüğünüz korkunç şekillerin toplamı, korkunç bütün seslerin toplamı, hepsini duyuyordum. Yani böyle pis bir şey yani. Kokuların bütün toplamı. Sonra koymak istemedim. Koy içeriye dedi. Tekrar koydum. Bir mahluk ya. Vücut arıcısı var. Cebrail aleyhisselam dihye suretine çıkmış da nefis gözükse ne olur ya? Çok mu ya? Bazen insanın niyeti farklı bir mahluk olarak gözüküyor. Üstad komiser diyor ki sen gelmeden önce seni şey olarak, domuz olarak diyor. Ne diyor? Yılan suretini görüyorum. Fena niyetle geliyor. Ha, fena niyetle geleceğin zaman seni yılan suretine geldiğin zaman. Görüyor musun? Çünkü insanın bozulma aşamaları var. 5 tane. İlk önce insan bozulunca ne olur? Maymun. Sonra ne olur? Tilki, çakal olur. Sırayla böyle pat diye tilki olmaz. Üçüncü ne olur? Yılan olur. Sonra ne olur? Ayı olur. Sonra ne olur? Domuz olur. Bu fıtratın bozulma süreçleri bu. Taklitçi olur, kendini yaşamaz. Ne derler diye yaşayan maymun olur. Yani kendisini unutur artık, kendisi yoktur. Ne derler diye araba alır, ne derler diye bina alır. Ve aynı binaya kiracıyım, kafada sıf. Ev sahibim, aynı bina, bina değişmiyor. 25 sene bankaya kölesin, modern köle. Ne derler çünkü? Üniversite okuyoruz. Ne derler diye araba. Bu işte yapa yapa kendini unutuyor, kaybediyor. Bu maymun. Sonra... İran değil. Tilki. Ne yapar tilki? Ne özeli var? Allah. Ha işte böyle. Allah Resulü diyor ki ne güzel. Hakikaten insan tamircisi ya. Acayibime gidiyor ya. Tuhafıma gidiyor bir insan. 1400 sene önceyi düşün. İki vadinin insanı. Diyor ki aldanan kim biliyor musunuz? Ahirette. Şimdi dünyada aldatmış bir adam. Ahirette karşısına ne çıkacak? Vay. O aldatan, o aldanmıştır. Aldanandır aldatan. Görüyor musun bak? Güya aldatıyor. Oysa aldanmış. Kim aldanmış? Nefsini aldanmış. Eyvallah. Nefsini aldanan dışarıda aldatıyor. Eyvallah. Görüyor musun bak? Bunu da çaka, tilki, yılan artık öyle bir tahribattan lezzet alıyor ki ısırmaktan lezzet alıyor. Yılan.
Sonra artık vurup kırmak gibi, İsrail, Amerika gibi ayı yani. Ondan zevk alır. Isırmak değil, kırmak, yok etmek. Ruslar nasıl yapmış? Gibi. Sonra domuz ise namus mefhumu kalmıyor. Hayamaya kalmıyor. Evine her çeşit kapı açık oluyor. Bu nefse biraz bahsettik. Şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen, dünyanın harabiyle senden mufarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Sana layık değildir. Yani hakikaten öyle düşün. Bu elimle o kadar beden yıkamışım ki, kefenlemişim ki hepsi gitmiş yani. Mesela o biraz hepiniz biliyorsunuz da ben 15 gün, dün akşam da söyledim. 15 gün olmadı, birisine gitmiştim hastanede. Şöyle yatıyor kanser, 15 gün falan vermiş esbab aleminde doktor. Çok derslere davet ettim, çok. Ama her defasında şöyle demişti bana, zamanım yok. Allah'ım. İnan bana hocam, hiç. Kaç kişiye aynı şeyi söylemişsiniz? Evet, kaç kişiye? Zamanım yok, içim böyle ağzıma geldi, düğümlendi, de artık demedim. Sana zamanı verene zamanım yok diyordum bana. Zamanı kim vermişti? Allah. Hadi derse gel diyordum. Bir bahane uyduruyordum ki doğrusu da o. Arabam yok, gel beni derse götür diyordum. Gel beni derse götür. Abi işte inşallah, maşallah inşallah. Zamanı verene zamanın yok. Şimdi gözü bir bakıyor ki böyle değil ha. Düşmüş. İş atarsın da tak düşer ya. Şöyle an benim. Düşmüş. Umut yok yani. Ufuk yok. Hasan kardeş, sen mi geldin? Değilsin geldi ama demedim. Derse götürmeye geldi. Ya. Ve bir defa ziyaret ettim. Gene zaman yok. Zamanı. Zamanı. Şimdi zaman. 15 gün kaldı ya, gene zamanı kalmadı. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allah aşkına kendinizi bir modelleyin bakayım ona. Aman ya Rabbi. Derse gidecek zamanın yok, zamanın yok. Tak diye gaflette yakaladı seni. Kanser ayağına çemleyi taktı. Yani yuhi ve ümit. Kanser öldürmez de Allah öldürecek ama bunlar. Bunu vesile ediyor. Şimdi zamanım yok. Ne yapacaksın şimdi? Ben sana koca gün istemedim ki. Fabrikadan bir saat önce çık. Çünkü sen zaten işverensin. Yani öyle tepene binecek kimse yok. Bir yarım saat, haftada bir saat önce ayrılsan ne olur? Zamanım yok. Demek ki kalkmam başka bir şey ya. Nasip. Niye zikrediyorsun? İçim gidiyor. Belki ibret olur. Yapmayın diye demek için söylüyorum. Aynı zamanda kendime telkin ediyorum. Söyleye söyleye kendime mal ediyorum. O yoğun bakımdaki abi gibi, kutucu abi gibi. Doktora dedi ki, zengin tabii. Özel hastane. Dedi ki, bunu al. Alamayız dedi yani. Al dedi. İşte Hasan, kardeş, gittiğin yere bunu söyle demişti. O tabii geçese, o yok ya şimdi. Demişti ki, yoğun bakım ünitesiz, cihazsız bir defa kardeşlerimiz nasıl nefes aldıklarının farkındalar mı? Bunu ya derste hatırlar. Ünitesiz bir defa nefes aldıklarının farkındalar mı? Taktı tekrar. Sonra hadi git diyor. Sen diyor derse gideceksin diyor, git. Değmiyor be. Değmiyor. Hususan senin asrının inkırazı ile seni terk edip arka çeviren asrın dedi. Bizim anlayacağımız insanlar, ben bizim memleketten söylüyorum. Ben yeni geldim o taraflardan. O evinin bahçesine oynadığımız o Ahmet dayılar, Fatma halalar vardı. Evlerinde ereti bitmiş, diken bitmiş, incir ağaçları var şimdi. Evlerin ortalarında. Kar vasıtasıyla çatı çökmüş. O çatı matı yok. Eretiler var, dikenler var. Yani inkıraza uğramış. Asır değişmiş. Her bir zamanın bir hükmü var. Mesela bazen düşünüyorum, ey gidi 94'teki kırıkan.
3 katlı binada anonsla ders yapıyorduk. Değil mi? Güven'in şeyinde. Yani bir acayip bir alemdi. Yıldırmanların orada. Yani fabrikasyon bir çalışma vardı. Nefes alamıyordum gündüz. Şu karabalık her dakika, her saat vardı. Böyle acayip bir şey. 408 mahallesinde şu zamanda. Ama şimdi her bir zamanın bir hükmü var ya. Yani. Bebekken artık mağlebi yaşlanınca da pirzola yiyorsun. Ah olan ah mağlebi o dönem geçti. Her bir zamanın bir hükmü var. Bitti. Bitti artık. O bizim, ben ömrümün en çok ömrümü geçirdiğim yer Kırıkhan'dır. Kendi memleketimde de değil. En fazla geçirdiğim yer. Evet. Diyor ki bak burada okuyayım bir daha. Hususan senin asrının inkırazı ile seni terk edip arka çeviren ve bağımsız berzah seferinde arkadaşlık etmeyen, hususan seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen, burada cenaze de bitiyor, o Şel'in oradaki mezarlığa doğru gidiyorsun, birkaç gün sonra olmaz. Hemen bana sordukları için söylüyorum. Mezar gömüldükten sonra valisler düşünüyor nasıl pay edeceğiz. Yani değilsenin olaması hemen mal bulmuş at babalar gibi, leş gibi yani. Hemen uçuşuyor, miras şeyi başlıyor. Çünkü çok ayırdım, çok hesabını yaptım ben. Çünkü miras dağıtmak biraz zordur. Bak seni oraya kadar götürmüyor, zaten götüren düşünüyor lan. Arabasına, bu arabayı biz alırız falan, herhalde bana düşer diyor. Teşhi etmeyen, hususan bir iki sene zarfında ebedi bir fırak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, yani İmam Gazali'nin sözüdür, bakayım söyleyebilecek miyim? Dünyada üstünde kavga edilen malın hesabını asıl mal sahibi, yani esas ona sahiplenen adam hesap verir. Kabirdekinin diyor hesap verdiğini dünyadakiler kavga ediyor. Hani ne yaptın sorusuna şey, kabirde şey dünyadakiler bölüşüyor. Ya elin kızına gidiyor, ya elin oğluna gidiyor. Oğlunsa elin kızına da gidiyor. Kızınsa elin oğluna da gidiyor. Davaya gitmişse o sana gitmiş. Başka bir şey gideceği yok. Allah Resulü'nün et kurbanda Ayşe validemiz dediği gibi. Ne yaptın ya Ayşe demiş değil mi? Şunlar şunları dağıttık. Şu bize kaldı. Hayır demiş. Dağıttın bize kaldı. Durdu. Çünkü kalanın akıbetine bak diyor. Ne yaptınsa o. O senindir. Diğerleri mesuliyetindir. Diyorsunuz ya abi. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Hiç yaşamamış gibi ölümler. Ya. Ya. Çok garip bir tabir o. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Yaşıyor. Hiç yaşamamış gibi ölümler. Hiç yaşamamış gibi hiçbir şey yok. Hiç yaşamamış gibi ölmüş. Hasanat söylediler. Hiçbir şey yok. Günah söylediler bak. Günah söylediler bak. Evet. Kaç yaşındasın sen? Yavuz. Buyurun. Kaç yaşındasın? 16. Babası 16 yaşındaydı ben Kırıkhan'a geldiğim zaman. Öyle mi Ahmet? Tam 16'ydı. Şimdi benim öğrencim abi. Senin öğrenci. Dersine giriyorum. Evet. Ya o zaman benim babası öğrenci benim öğrenciydi. İşte. Çarptın ya. Ya zamanın hükmü var. Hükmü var. Şimdi senin öğrenci. İnan 16 yaşındaydı. Gündüzleri spring vardı, 53 az 770 araba öğretiyordu. Dersten sonra. Karamandı ya. Yani. Tehditler alıyorduk o zaman. Ne kadar şiddetli şeydi. 16 yaşındaydı ama deli deli bir şeydi. Elhamdülillah hepsi. Şimdi gurur diyorsun işte. Hayır, sana geçtim. Ne güzel. Bak ha şimdi 16 yaşında meşgul olduğum kişinin 16 yaşında oğluyla gelmesi kadar bize bahtiyarlık bir şey olamaz. Yani bana böyle dersim ortasına girecek kadar zevk alıyor.
şu yani şeyini görünce böyle insan keyif alıyor. Evet, gerçi dünyalık cihetimde bir şeyim yok. Bir şey yok, hakikaten bir şeyim yok. Ama elhamdülillah böyle dostlarımız, arkadaşlarımız olması bize çok bile. Şükürler olsun. Allah her Müslümana nur talebelerini nasip etsin inşallah. Bir daha şuraya okuyayım. Hususan bir iki sene zarfında ebedi bir fırak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takar. Ama kabirde gözüktüğü gibi dehşetli değil, inan. Bu kadar sevimli bir şey de ben görmedim. Küller. O kadar da güzel. Çünkü ölüm teristir, inanın. Ama delikanlı gibi yaşarsak. Vallahi onun kadar güzel bir şey bilmiyorum. Niye? Yemin ediyorum. Hayat ile faniye geliyoruz. Ölümle bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Hayat ile ölmeye geldik. Ölerek bekaya, ölmemeye gidiyoruz. Ya. Geliyor, kabir geliyor. Temiz etsin Allah bizi. Amin. O kadar mükemmel ki Allah Resulü'nün lisanıyla zindani dünyada, bak şu zindanmış bu. Bostani cinana. İşte zindan dünya buymuş. Teristir diyor. Ölüm anına pasaport dairesi diyoruz. Kabir gözüküyor gibi dehşeti değil. İnan o kefen değil o. Ama kefen var tabii. Kefen hak edene var. Ölmeden önce ölenlere ölüm zaten yok. Zaten ölmüştü. Ölmeden önce ölürüz. Ölmeden önce ölenlere diyor ki şaşırıyor şimdi. Nasıl ölmeden önce? Neyi ölecek? Zaten ölmüş. Diyecek ki nasıl den? Yani ölüm neydi? Ruhla alakası yoktu. Nefisle alakalı. Küllü nefsin. Zayikatın mef. Küllü ruhun demiyor ki. Nefsin ölümü ne demek? Arzularını yapmasan zaten nefis cihetiyle ölmüşsün. Ne ölecektin ki? Zaten nefsin elini ayağını çekmesidir ölüm. Sen zaten vermemiştin ki. Ölen neresi ölecek ki? Zaten ölmüş. O artık vazife bitti. Ücret ve mükafata gidiyor. Vazife bitti. Ölen hayvan işte. Tabii. Yani küllü nefsin. Bir tanesi çok soruyorlar da bir tanesi yeni şey göndermiş. Hem o soruya da cevap vereyim. Yani diyor ahirette nefis ne olacak diyor. Haşirde. Nefis ne olacak? Bizimle mi olacak? Cehenneme mi gidecek? Arkadaşlar nefis denilen şey 7 mertebedir. Diş kabuğu zahirisi nefse emmaredir. Diğerisi levame, mutmaine, raziye, safiye, natika gibi 7 mertebesi var. Bu buraya aitti. İnkılap edecek. Senin arkadaş olacak. Levame. Allah nefse yemin ediyor. Bir nefsi levame. Mutmain olan nefis. Mutmaine. Bak, seninle beraber olacak ama nefsin varlığı değil tabii. Günahını senin boynuna takan hususan senin rahmını olarak husulü anında seni terk eden, yani seni ne zaman terk ediyor? Vefat edince değil. Sana geldiği anda seni terk ediyor. Çünkü layık olmadığından veya senin kalbin ona müsait olmadığından kalbini tatmin etmiyor, yaralıyor. Hangi şey bizi memnun etmiyor? Husulü anında, bak ne diyor? Seni terk eden. Hakikaten yanımda ama insanı terk etmiş insanın. İnsan nesin şey yapacak? Yani şu arkadaşlar. Zahire baktığımız zaman duygularımız, hislerimiz, fikirlerimiz içimizde gibi gözüküyor. Bizde. Hayır. Mesela şehvet, şefkat, aşk, vefa, haya, gadab, hiddet, bu bizden çıktı mı fanos oluyor böyle. Balon gibi oluyor. Biz, beden onun içinde oluyor. Herkes bedenini yaşadığını zanneder. Mesela zahirde baktığın zaman araba şoförü,
araba şoförü götürüyor. Oysa hakikatta içeriye gir arabaya, şoför arabayı götürüyor. Biz duygularımızın içine girince artık bedeni unutuyor. Bedeni unutuyoruz, aşk mesela bedeni unutuyor, intihar ediyor. Öfke bedeni unutuyor. Mesela bir haram sevmek bedeni unutuyor, cehennemi benim unutuyor, onu yapıyor. İçimizde değil bu. Her uyanan his dışımızı balon gibi sarıyor, biz onun içindeyiz. Onun için cesedi hatırlamıyoruz. Bunun şeyi, mesela zahirde örneğin vereyim. Mesela buzun içinde su var zannediliyor. Değildir. İçi yoktur onun. Aslında buz suyun vücud haricisidir. İçinde değil. Su aslında kaplamış. Yani suyun içinde. Çünkü buzu ortadan kaldırdığınız zaman su duruyor. Ama suyu ortadan kaldırırsanız o şey buz ortadan kaldı, su duruyor. Suyu kaldırın, buz da yok oluyor. Bununla neyi anlatmaya çalışıyorum? Cevherle kışır, farkını böyle anlayın. Birisini ortadan kaldırın, kalkıyorsa o cevherdi. Aslı duruyorsa onun adı cevher. Buzu kaldıralım, su durur mu? Durur. O zaman bu sıfattır. Kaplayan gibi gözüküyor. Yani sanki şey yapmış gibi. Hayır, bu suyun içinde. Mesela şefkat annelerde gece kalkar. Beden hani yorgundu, uyku, beden yok. Onun içinde. Öfke arabadan iniyorsun falan. Beden nerede? Öfkenin içinde. Ele geçiriyor. Ele geçiriyor. Biz zannediyoruz ki bunları gündelik hayatta içimizde yaşıyoruz. Hayır. Biz onun içindeyiz. Peki böyle bir gözüken şey var mı? Bir merhamet var, tefekkür var veya düşünce var. Düşünce söyleyin. Sizin içinizde mi? Siz onun içindesiniz. Hayal ettiğiniz, düşündüğünüz şeye dönüşüyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Sebebi şu. Buz sudan yapılmış. Buhar, kar, dolu, yağmur sudan yapılmış. Bu varlık var ya, bu her şey hayattan yapılmış. Bu madde hayatın dışa vuruşudur. Bu madde hep hayatın içindedir. Hayat maddenin içinde değildir. Su buzun içinde değil. Su buzun içinde değil. Bu suyun içindedir. Ama sahilde böyle gözükür. Mesela öfke olunca, başka bir örnek vereyim. Simadan adamın şekli değişiyor. Zina yapan, içki içen, namaz kılan, takva olan, faiz yiyen, yemeyen, işte millet, bunlar falan milletten. Sima belli olmuyor. Peki bu şekil, vücut şekil aldığına göre, nereye göre şekil aldı? Havuza attık. O ruhaniyetine, o düşüncesine, o haletine bedeni attık, boyalandı. Boya onu gösteriyor. Bakıyorsun Sima'ya, bu haleti bu. Bu adam bu adam. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Esinetikum elvanikum. Yani boyaya attın bunu, beyaza, beyaza boyandı. Beyaza boyandıysa bu beyazın içindedir. Yani haletlerimiz dışarı vurmuyor mu? Hiç kimse benim hakiki maddemi görmüyor. Sıfatımı görüyor. Nuraniyet mi, zulmet mi, faiz miymiş mi, namaz mı kılmış? Hiç kimse maddenin kendisini görmüyor. Sıfatını görüyor. Madde asla göremezsiniz. Batınındaki çirkinlik zahirine aksetmişti yani. Evet. 322 sözler. Batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapıda bu hale almış. Ne batın ne zahir. Bakın anladınız mı? Hiç kimse madde görmüyor. Zaten gözü oradan aldığı dalga boyuyla muhatap oluyor. Kendisiyle hiç olan yok ki. Olamaz zaten. Kendisini göremezsin ki. Beni göremezsiniz ki. Abi ben seni tanıyorum. Bir şaka yapayım dedi. Ulan 55 sene ben kendimi tanıyamadım. Sen beni nasıl tanıdın dedi. Acayip garip bir dünya burası. Çok garip. Ahiretten daha harikadır. Mucizelerdir. Hakikaten burayı yapmak zordur. İnanın gramını harcamayın. Bu dünyanın gramını böyle israf etmeyin. Elinize sermaye verin. Zaman denilen bir şey.
Gazali der ki ölünce bir daha insan olamayacaksın. Bir daha bitti. Ne kadar ezeli ve ebedi. Ezeli ne anlıyorsa. Değil mi? Değilse ben yapardım. Fani şeylere kalbini bağlamak kâr akıl değil. Evet. Mesela bugün çalışıyorum. Bugün derken senelerden beri çalışıyorum. Sonuna doğru geldim. Dimağ, kafa. Şimdi takıl diyeyim akılım. Akıl bizdeymiş zannediyorduk. Akıl bizde değil. Aklını başına al. Kur'an da öyle diyor zaten. Ya akılın takılın. Akıl bizde değil. Mesela aklı kullanan sistem bizde. Taakul, akıl dışarı her yerde. Bizde olan bir şey değil o. Mesela hayal, alemi misalin her tarafını kuşatmış. Onu kullanan bizde tahayyüldür. Şimdi aklını başına al. Kime hitaptır bu? Aklın kafasında yoksa nerede bu? Akıl gider de, gelir de, büyür de, küçülür de. Taakul sistemimizdir. Onu kullanırsan kullanırsın, kullanmazsan kullanamazsın. Kâr akıl değildir. Yani akıl mutlak ve muhittir, mastardır. Taakul ise fail bir mastar, yani ziyadeli mastar. Onu kullanandır. Bizde zaten akla 27. sayfada alet diyoruz, cihaz diyoruz da. Ama abi akla gelmek diye bir deyim var Türkçe'de. Akla gelmek, o başka bir mana. Şöyle akla gelmek. Mesela aklı başına aldıktan sonra akla gelecek tabii. Anladım, bir sonraki etap yani. Sonraki etap, sonra sıfatlar. Mesela idrak, fikir. Yani akıl bir sana ait zatı bir özellik değil. Gidiyor, geliyor. Transfer. O kadar yani. Aklını başına al diyor mesela. Nerede ki bu akıl? Ve kime hitap ediyor? Diyorum ki bak, şeyini alsana kalemin düştü. Kalem başkasından ayrılmış. Aklını başına al yani. Nerede ki alacaksın? Aklını kaybetmeyenlere diyor. Ha, daha aklını kaybetmeyenlere. Çok acayip yani. Mesela Allah bir cihaz yaratmış. Hadisi kutsi bu. Bunun adı akılmış. Gel demiş, gelmiş. Ona demiş ki git demiş, gitmiş. Otur demiş, otur. Bazı şeyler sormuş, cevap vermiş. Demiş ki şanıma yemin ederim ki senin kadar kutsi bir şey yaratmadım. Ama senden daha değerli bir şey koyacağım dedi. Onun adı akıl. Gitti insana verdi. İnsanın taakul denilen sistemine koydu. Oraya koymuş. Zatı özelliğimiz değil. Kullanırsan kullanırsın, kullanmazsan kullanmazsın. Vay be. Şimdi bu işte kâr akıl değil. Yani sana verilen bu sisteme, bu fani eline vermek memnun etmiyor. Kalbini bağlamak dedi ya kâr akıl. Onu hani kalbi tarifinde hutbe-i şamiyede bir yer var abi, bir para. Kalbi diyorum batınını muhabbet, marifet, iman için halk etmiştir. Zahirini dünya bir şeyle mühay etmiştir. Batına girmiyor ki. Almıyor. İşte, cinayetkar hırs diyor kalbi deler. Salamları içine ithal eder diyor. Yani kalp delindiği zaman bu sefer dünyevi mecazi şeyler içeri giriyor. Giriyor. Tarih boltu mu? Tarih boltu mu? Mecazi şeyler dolduruyorsun. Virane gibi bir şey oluyor. Koca bir hangar. Pislikler. O yüzden bu tür şeyleri bağlamak kâr akıl değildir yani. Kâr akıl değil. Duygularla bağlanan diyor. Fakir Rabbani için. Hani kesben değil, kalben terk etmek meselesi. Meslemindeki o. Bunun için çok farklı. Evet. Çok ilginç o. Hatırladın, al bunu. 239 da al bunu. 239 bak. Hutbe-i Şamiye değil mi? Evet tamam. 239 yok ki. 139'a bakar mısın abi? He, 139. 139, eğer şeyse bakayım çok güzel bir yer. Allah kalbin batınını iman ve marifet ve muhabbet için yaratmıştır. Allah Allah. Allah batınını iman ve marifet ve muhabbet ile yaratmış. Yani iman da zatı bir özellik değil. Çünkü iman gidiyor, geliyor. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Sana ait değil. Kullanmak için verilmiş. İman. Gider, gelir, azalır, büyür. Bak ne diyor? İman, kalbin batınını iman, iki, marifet, üç, muhabbet için yaratmıştır. Kalbin zahirini sair şeylere müheyya etmiştir. Allah Allah, zahirini. Cinayetkar hırs, kalbi deler. Hırsa bak.
kalbi deliyor, darmadağın ediyor. Sonra ne yapar? Sanemleri içine ithal eder. Peki ağa, sana bir özür dilerim. Heh. Hırs dahil olan bir özellik mi? İnsanda var olan bir sistem. Yani o var olan bir sistem. Var ama bunun zararı şu. Her şey ama. Her şey insanda var. Ne varsa. Çünkü insan cemil cemdir. Peki zarar nedir? İfrat tefrit vasat. İfratı şeytandandır her şeyin. Tefriti nefse emaredendir. Vasatı nimettir. Mesela hırs da zatı bir özelliktir. Ama ifrat modunu olursa darmadan ediyor. Yani 9. mektupta hani mecra veriyor ya abi. Mecazi hakiki. Evet. Mecazi dünya diyor, hakiki ahirete. Hırs mesela. Hırs olmasa hayır yapamazsın ki. Yapamazsın. Ama başka şeyle şeytan bunu şey yaparsa başkasına kıyas edersin. Veya dünyevi menfaatlerde hırs yaparsın. Kalbe layık olmayanları içeriye sokarsın. Oysa hırs ahiret sebabında doymama. Çünkü biraz, şimdi geldin, daha bir hafta ben gelmeyeyim. Hırs olmasa gelemezsin ki yarın da. Bak şimdi garantiledik ha, yarın geliyorum. Umur-u Hüreviye de makbuldür diyor zaten abi. Evet. Umur-u Hüreviye için zaten bir gün. Perşembe inşallah. Perşembe mi? Hasan abi, evet, program var. Kendi yok, evimizde var o yüzden. Hasan ne ya, çok güzel. Hasan abi diyor ya, biz emaneti göklere ve diğerlere, dağlara teklif ettik. Hepsi onu yüklenmekten kaçırdı, ondan sonra da insan onu yüklendi. Bu emanetle akıl arasındaki bağlantı ne? Şimdi çok acayip de böyle etkilendiğim, çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi. İnnehu kâne zâlûman cehûlâ. Ama kimdi? Velekad kerimle beni âdem. El-mü keremdi bak şimdi. Ben başka şekilde şey yapacağım. Risale-i Gülü'nü. Şimdi Allah emaneti teklif etti. Herkes korktu. İnsan ise ver bana ver diye ağlıyor. Zahirdi bu. Ben merak ettim. İnsan mükerremse bunu nasıl alır? Niye aldı? Bak şimdi ilk önce diyor ki innehu kâne zalûman cehûlâ. Ne kadar zalim ve cahildir. Peki niye aldı? Burayı kaçırmayın. Ben başka bir tefsir gibi değil. Ben risal gözüyle şöyle anlıyorum. Niye aldı biliyor musun? Dedi ya yukarıda ne kadar cahil ve zalimdir. Almasının sebebi cehaletini ve zalimliğini kaldırmak için. Ala iniyim. Olması için bak. Cahil ve zalimini ortadan kaldırmak için emaneti aldı. O kadar aptal değil insan. Ha? Aptal değil. Ama ahmak. Evet. Ahmak olabiliyor. Zalim ve cahilini ortadan kaldırmak için ver dedi. Ve onunla peki ne verildi? Ona verilen, o teklif edilip yüklenilen şeyle o cehaletini ve zalimliğini ortadan kaldırmak için kaldırıyor da. Kaldırmak. Ben, tefritte kullanırsa abi cahil kalıyor. İfrata kaçarsa zalim oluyor. Evet. Yani vasatta da mükerrem sıfatlar ortaya. Her şey ama bakın arkadaşlar. Ne aklınıza geliyorsa bak. Gaddarlık, hainlik, zalimlik, merhamet her şey. Şeytanda, melekte, Cebrail'de, Azrail'de, İsrafil'de. Cehennem ve cennet. Allah'ın dışında ne varsa hepsi insanda var. Şer nedir? Her şeyin gene bir ölçü söylüyorum. Her şeyin ifratı şeytandan. Her şeyin tefriti nefse emaneden, her şeyin vasatı nimettir. Hırsta, gadapta, hiddette, adam öldürmek özelliği de olmasa cihat yapamazsın. Vasatı nimet ilahidir. Vasata getirmek ancak nebilerin elindedir. Semaviyatta ait, semavi kitaplarla mümkündür. İfrat ise şeytan yapıyor. Hırsın ifratı var. Hırs yok, tefrit. Ha, hiç kalkmıyor, miskin ya. Hiç kalkmıyor ya. Bağdat temelidir. Lan senin emsallerin işe girdi, evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Sen hala miskin babanın emekli parasına bakıyorsun. Bu nedir yani? Hırsın tefrit modudur. Hırs yok değil. Böyle işte. Yani baksan yani şeytan bile durmaz onun yanında ya. Ne yapacak bu adamı ki? Tefritten ifrata nasıl getirecek? Belki getirirsen vasata düşer diye. Yani acil, hakikat İslami sıfat olmayan hiç kimse de sevmiyor ya. Öyle insan sevmez ki ya. Annesinin emekli parasına bakıyor.
Miskin miskin oturuyor. Sabahlara kadar YouTube'dan çıkmaz. Sabahleyin şey gece nöbeti yapan şeyler gibi, itler gibi öğlene kadar yatar. Acayip bir şey ya. Bu mal odası da leş gibi kokar. Melek gelmez. Melek gelmez ki odaya. Hatta bulaşıklarınızı eğer kalacaksa yıkayamıyorsan bari üstünü bir şey örtün. Mahluklar geliyor. Bunlarla alakalı bir şey söyleyeyim. Tedavi olur. Cinler bize geldiği için biz bozulmuyoruz. Kötü ruhlar bize geldiği için biz bozulmuyoruz. Bizim ruhumuz bozuk olduğu için, gıdasız olduğu için onlar geliyor. Örnek, arılar buraya istila etti. O madem gelmişken bari çiçek koyalım demiyorsun. Çiçek olduğu için arı geliyor. Aa, karıncalar istila etti. Ya gelmişken bunlara biraz şeker dökeyim demiyorsun. Şeker döküldüğü için karınca geliyor. Şeker döküldüğü için karınca geliyor. Karınca geldiği için şeker dökmüyorsun. Bizim ruhumuz bozuk olduğu için cinler ve erva habiseler geliyor. Onlar geldiği için biz bozulmuyoruz. Çünkü yoksa adetullah'a zıttır. Öyle cinler gelecek, bayağı sihir büyü yapacak. O zaman tamam peygamberler de cihat yapmasın, sihir büyü yapsın, kafirler şey yapalım. Adetullah böyle değil, çalışmıyor ki. Ha, bozuk olursan ziyaret ederler. Kim o? Karl Marx Firki. Ya burası müsait değil. Kim o? Karl Marx Firki. Tamam gelebilirsin, kenarda otur. E boş kalbe girer tabii. Girer adam. Adamın işi bu. E dolu. Ne demek biliyor musunuz? Biz görmüyoruz. O imandır, fazilettir, kemalattır, namazdır, derstir, tefekkürdür. Ne düşünüyorsanız dalga yayıyor böyle. Dalga yayıyor. Ne kadar çapta? 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33, 99 gibi yarı çapın kadar dalga yayar, oralara giremiyor. Yayamıyor, giremiyor. Niçin söyledim? 29. sözde diyor ki, kötü kokulara kötü ruhlar gelir, iyi kokulara iyi ruhlar gelir. Nasıl geçiyordu? Hadi bakalım. Rebai habiseye, erva habise, rebai tayibeye, erva tayibe olur. Şimdi havalandırmadın. Pis be. Ya, kahve bir tarafa, kitap o tarafa, pançı pançı çeketini şalvan atmışsın o tarafa. O da mıdır, çöplük müdür? Tamam. Hurdacıların dükkana benziyor. Sabaha kadar pislik içinde kahve bir tarafa bilmem. Bir de çekilmeden bilmem şeyler koymuşsun. Şimdi oraya melek gelir mi ya? Başka işi kalmadı mı ya? Meleğin gelmediği yere sen huzur mu etmiş? Mütaaffin maddeleri. Tabii taaffun etmiş ya. Rahmeti reddediyoruz abi. Ediyoruz abi. Ediyoruz. Rahmeti, orada rahmet gelmez ki ya. Zahmet gelir ya. Daha adam ol ya. Çayık bir şey yapıyor. Temizler. Allah'ın hakkıdır. Banyo temizliklerini... normal banyonu, ağız kokusu varsa misvanı, kokularını, kalk bir namaz kıl, kalkar kalkmaz camını bir aç, sünnet şey yaparken böyle. Ya insan ya, ondan ne olacak ki ya, ondan daha güzel bir şey var mı ya, bir bardak suyu iç böyle, ne güzel, Allah Allah ya. Kokuşmuş, bir de gece şey, gündüz 11-12'ye kadar yatıyor bu. İnsan mıdır, mahluk mudur, belli değil ki ya. Burayı kim yapmış? Onlara git o cinsten bir şey ya. Abi şuraya hırsı dedik ya, hani öne çıkarılan günah var ya özellikle mesela günah şöyle böyle. Yani bu hırs günahtan daha tehlikeli bir şey. Günah kendisi şey değil de günah hırs günah yolunu açıyor. Bir de deliyor abi öbürü nokta bırakıyor hani. Deccal ne yapar? Beşinci şurada geçiyor. Eli delik. Yani hırsı aktif ettiği için israfa götürüyor. İsraf eden onun tuzağına düşer, damına düşer. Ya nasıl bir şey ki beşinci şuraya girmiş. Süfyan'a tabi olanlar aldanmışsak ne kadar israf ediyorsak o kadar tuzağa düştü. Niçin? İsraf şükre zıttır. Şükür de nedir? Farkındalığın kendisidir. İsraf. İsraf öyle malı şeyler atmak değil ya. Farkındalıktır farkındalık. Mesela deri zaten akıyor. Orada bile abdest alırken diyor, iktisat et. E zaten gidiyor. Allah Resulü suyun bitip bitmesini söylemiyor.
İktisat buradadır. Ona verdiğin anlamdır. Onunla kendini tanımlamaktır. Kendini tanımlıyorsun. O bir mesajdı, o bir mektuptu. Onunla Allah'a varacaktır. Çünkü o su bir tefsirdir. Cinayetkar hırs kalbi deler. Böyle hırs, zamanım yok diyor bak namaza. Hırs, derse gelmiyor. Hırs ya. Mesela hırs, bunu da bitiririm sonra namazı kılarım. Namazın kalitesini düşürüyor adam. Sanemleri içine ithal eder, hırs kalbi deldi mi yol, ondan sonra putlar içeri girmeye başlar. Deler ne demek ki? Ya, putlar girer. Ya put ne de biliyor musun? Mekke'nin içindeki put değil. Seni namazdan alıkoyan her şey puttur. Seni hak ve hakikattan çeviren derecesine göre puttur. Puttur, put. Tağut diyor değil mi? Evet, tağuttur diyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sanemleri içine ithal eder. Allah darılır bundan. Çünkü içeride birisi bir sürü var. Telefon ediyor tövbe tövbe. Tam Allah telefon ediyor. Kalk diyor ki ya Rabbi ulaşılamıyor. Aradığın kişiye ulaşılamıyor. Bir daha telefon ediyor. Ya Rabbi kapsama alanının dışında. Başka bir zaman gene telefon ediyor. Aynı günde 70 defa diyor hadiste. Kalbi ziyaret eder Cenab-ı Hak. Ya Rabbi seninle konuşacak zamanı yok. Çünkü başkasıyla meşgul. Çünkü aradığınız kişi başkasıyla konuşuyor. Ama öyle bir Allah ki ben olsam Allah bilmem neyini versin. Allah bırakmıyor. 70 defa geliyor ya. 70 defa ziyaret ediyor. Perde düşene kadar. He? Perde düşene kadar. Yani Allah o kadar böyle, o kadar tatlı bir şekilde nasıl böyle yapıyor? Yani kucağına tövbe estağfurullah atlayasın geliyor yani. Lan böyle adamı bile gene Allah arıyor canım. Ya Rabbi kapsama alın dışında. Ulaşılamıyor. Başkasıyla meşgul. Yatıyor diyor. Reddet diyor bazen. Reddetti seni diyor. Gene arıyor. Böyle bir Allah'tan korkulmaz, haf edilir. Korku, korktuğunuz kaynaktan kaçmaya sebep olandır. Çocuk babadan kaçtığı gibi. Haf ise korkuyorsun, yani haftır. Ama korktuğun şeye yaklaşıyorsun, çocuğun anasına gibi. Haf seni inşa eder, korku seni tahrip eder. Psikolojin de bu. Korku aklidir, haf kalbidir. Hissidir yani. Bir nevi utanma gibi değil mi? Yani böyle utanma, böyle mesela baban şöyle bir bakar, keşke iki tane tokat vursaydı, öyle bakmasaydı. Öyle değil mi? Mesela bazı öyle insan utanıyor ki, keşke dayak yeseydim de bu utanma olmasaydı. Demek ki cinayetkar hırs kalbi deler, sanemleri içine ithal eder, Allah'la darılır, maksudunun aksiyle mucizat eder. Sonra düşündüm Allah niye böyle yapıyor diye. Meğer Allah için geçmiş, gelecek, şimdi yok ya. Allah için bitmiş, olmuş. O adamın nerede olduğunu zaten Allah için bitmiş de onun için öyle muamele ediyor. Bizim için ahiret gelecektir. Allah için gelecek yoktur. Geçmiş de yok. Hepsi anda bitmiştir. Allah için dünya bitmiş, her şey olmuş, bitmiş. Esma hükmünü icra ediyor. Her şey bitmiş. Sen şimdi buradasın ama aslında buradasın. Suretin burada. Her şey olmuş, bitmiş. Evet, bitmiş. Her şey olmuş, bitmiş. Allah hiç bilmiyor. Cennettekiler cennettedirler, cehennemdekiler cehennemdedirler. Gördün mü? Alameti var mı? Evet. Gördüm ya. Evet. Ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucâre lefî câim. Şu anda, biraz önce dersin başlamıştım ya, o balon, fanos gibi. Balık dönüp duruyor. Ne kadar okyanus zannediyor. Fanos için dönüp duruyor. Bizim o cennet cehennemimiz fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti gidecek demiyor. Bir, o haletimiz, fikriyatımız, hissiyatımız balon gibi. Şu anda onun içindeyiz. Şu anda onun içinde değil miyiz? Ha, ya cehennemin içindeyiz ya cennet. Adam intihar çare ise onun haleti cehennem değil de nedir? Bir şeyin çaresi intiharsa o psikoloji nasıl bir şeydir? Hayal edebiliyor musunuz? Niçin intihar ediyor? Kurtulayım bundan diye. Nerede kurtulayım? Bu haletten çıkayım diye. Cehennemi haletten. Cehennemi bir haletten
Çıkış nedir? İntihar. İntihar çıkışsa bu nasıl bir şeydir? Ha, balığım gibi sarmalamış. İçimizde değil arkadaş o. Biz onun içindeyiz. Sima, mima her şey değişmiş. Adam bitmiş ya. Balon gibi. Aslında ahiret dünyanın içinde değil. Dünya ahiretin içinde. Neye benziyor? Duygular içimizde gözükür gibi. Bedenimiz o duyguların içindeyiz. Bizi o yönetiyor. Hatta yeni yeni bu fiziksel de ispat edilmiş. Bu bizimse değil. Beyinde cihaz koymuşlar. Adama demişler ki şun olduğu zaman parmağını kaldır. Ondan sonra tepki veriyor, verdikten sonra parmağını kaldırıyor. Yani bizim dışımızda sistem cevap veriyor, sonra ihtiyar ve irade ile oluyor. Bizden önce oluyormuş o. Çok da sonra biz onu tanımlıyoruz. Sistem cevap veriyor, ilim onu tard eder, iman onu tard eder. Sen zannediyor musun ki gündelik hayatta zararlan ve defenim? Şuurumuz bile olmuyor ki ne kadar hücumlar alıyoruz. Ne kadar ruhani hücumlar alıyoruz. Kim onları def ediyor? Haletlerimiz, gittiğimiz dersler, kıldığımız namazlar, Kur'anlar. Onlar hepsi ki Risale'de şöyle geçiyor. İlim onu tard eder diyor. Bak fiziken de ispat edilmiş. Bu ses iş yapacak. Kabul veya reddet diyeceksin dedi. Bu ses kabul mü reddet mi? Sesi veriyorlar o şeyi. Yapıyor ama ondan önce tepkiyi vermiş. Bizden önce yapıyor o. Sonra onu yaptığını beyine düşüyor, beyinde haber yapıyor. Bizden önce veriyor zaten. Akıl alet zaten. Ondan önce bitirmiş yani. Bizim sistemimiz veriyor. Dişe vuruşu böyle. Olmuş, bitmiş. Eğer aklın varsa... Adam neyle peki muhatap? Aklı varsa. Akıl bize ait bir şey değil. Mutlak boyu muhittir böyle. Biz onu kullanırsak sistemimizin adı, aklı kullanan sistemin adı taakkuldur. Hayali kullanan sistemin adı tahayyüldür. Düşünceleri kullanan sistemin adı tasavvurdur. İlmi kullanan, ilim her yerdedir. Tasdiktir. İman kullanıyor mu? İman kullanıyor. Kullanıyor. İzan kullanıyor. İzan kullanıyor. İslamiyet iktisam kullanıyor. İmanı izan kullanıyor. İtikad ne kullanıyor? İtikadı da salavet. Salavet. Yani acayip bir şey. Kardeşim biraz böyle doğru gibi, dendiği gibi yaşa. Hayatını cennete çevirirsin işte. Senin elinde ya. Yani Ebu Cehil gibi yaşayıp da Ebu Bekir gibi böyle hayatta beklemek olmaz yani. O da zor. Ya sabaha kadar... Birlere ikilere kadar YouTube'dan çıkmayan adam kapattıktan sonra böyle diyebilir mi? Oh be, oh. Ne kadar rahatladım ya. İyi ki sen. Oh. Ne diyorsun? Niçin bir videodan bir videoya geçiyorum biliyor musun? Birinci videodan yüklendiğin sıkıntıdan çıkmak için ikinci video çare arıyorsun. İki tane videonun getirmiş olduğu sıkıntıdan çıkmak için üçüncü. Niye? Kumarda bir kaybetti. Bir daha niye oynuyor? Kazanan pek oynamak istemez. Kaybedenim oynamak ister. Evet, evet. Kaybettim kurtarayım, kaybettim kurtarayım. Daha beter giriyor. Aynı program. Sistem aynı. Demek işte cennet diye gösterdiği şey cehennem. Deccaliyette ateş diye gösterilen sudur. Su ateştir ya. Evet. O adam onu suyu ateşi su zannetmiş. Gitmiş. Kurtulmak için güya oradan çıkıyor. Ateşin göbeğine gidiyor. Tamam. İkinci video birinci videodan dolayı giriyor. Yani arkadaşlar... Allah Resulü zamanında ve Adem Aleyhisselam'dan beri ve Allah düşmanı olan ve onun türevleri olan şeytan ve kafir cinler, Müslüman cinler de var. Erva aliyeler değil, erva habiseler var mı yok mu? Var. Ne yapıyorlar? Kimse yok lan burada. Allah Allah, bahsettikleri hiç kimse yok. Hep eskide gözükürdü Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında sokakta karşıdan geliyordu adam. Şimdi eletiye binmiş. Her bilgisayar, televizyonda elektrik vasıtasıyla varsa ki televizyon, internet, evin kapısı herkes açıktır. Herkes açılmış oluyor. Oradan giriyor. Elektrikle giriliyor. Buna delil nedir? Kapat, filmi kapat, bitti. Kafana dön bakayım. Sıkıntı varsa girdi. Yok, sıkıntı bir şey yok. Gayet rahatım diyorsan, demek ki cam açık. Yani dışarısı soğuk, içerisi sıcak olursa camda terleme olur. Camda terleme olmuyorsa cam açıktır. Eğer onu seyrettiğin halde sende bir şey olmuyorsa sen de aynı cinstensin.
Eğer aklın varsa uhrevin kılıç. Niye bağırıyorum biliyor musun internet? Niye bu adam hep ağzına doladı? Artık arkadaşlar sihir, büyü, sıkıntı, panik, her şey elektrik üzerinde bindiriliyor. Mesela şu, ben konuşuyorum, Almanya dinliyor mu beni? İstanbul dinliyor mu? Dinliyor. Nereye bilmişim? Elektriğe sesim bindirilmiş, sonra hava sayfasına, sonra baz istasyonu adama gidiyor. Bende şüphe ediyor mu? Yok. Ben neredeyim? Elektrik değil. Ben böyle elektrikte oluyorsam, cinler ve şeytan elektrikte olamaz mı? Ayette de diyor bu maddede, cinler ahir zamanda şehirlere istila edecek diyor. Ama sokak lambaları var. İşte böyle kablodan girmiş. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzaha etvarında ve dünyevi inkılabatının musadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, emniyet verme. Onların zevalinden, ayrılmasından kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. İnsanın öyle bir latife var ki ebed ve ebedi zattan başka razı olamıyor. Ona şimdi oyuncak versen. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına, yani Allah'ın dışında olan her şeye tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacatı tatmin edemez. Neyle tatmin edeceksin be arzunu? Ne versen ver. Yok ya, hiç akşam yatınca öyle beka veya latif duygular sizi meşgul etmiyor mu ya? Böyle yatakta uzanınca acayip bir şey ya. Mesela yatıyorsun öyle. Mesela şöyle bir şey deneyin. Olur herhalde hepinizde. Akşam yatarken durun. Böyle bir bakarsın bir sıkıntı var ya. Zorlamayın, yatmayın. Kalk, doğru. O vicdan azabıdır. Bugün yaptığın pisliği sana hatırlatıyor. Yevmi defterini istiğfar et diyor. Dur, istiğfar etmeden yatma diyor. Sıkıntı o. Kalk, doğru. Ulan kime ne yaptım? Mümkünse telefon et, özür dile. Hakkını helal ettir. Yatma başka. Yok, hatırlayamıyorsan tövbe et. O sıkıntı onun alarmıymış. Yani mesela arabanın harareti yükseliyor. Tamam, yükseliyor, ibre gösteriyor. İbreyi tutun, yanar mı eliniz? Yok, hani hararet yükselmişti. O gösterge aslı aşağıda. Ha, ahiret kendisi, o hararet orada. Vicdan gösterge. Vicdan gösterge, aşağısı yanıyor diyor. Kalk, ne yaptın? Bir muhasebe et. Tövbe etmeden yatma. Çünkü 12'den sonra günahlar kaydediliyor. 12'den önce tövbeni yap. Birden büyük tavsiyem, her gün sabah namazından sonra bir kumbaranız olsun. Her gün mutlaka 1 lira da yoksa sadaka atın oraya. Sonra dolduğu zaman en yakın akrabanıza vesaire fakirlere gidin sadakayı verin. Çünkü Allah Resulü hastalıklarınızı sadakayla, musibetlerinizi sadakayla def edin. Sadaka kutunuz olsun. Yani sadaka vermeden evden çıkma. Kutuya koy. Sonra dolduğu zaman verirsin bir fakire. Ha, bak ne güzel. Fakir böyle zaruri ihtiyaçlarına gider. Bak 1 liraya sadaka belayı def ediyor da. Belayı def ediyor. Akşam da yapmadan önce o cevşenin başındakini bilmiyorsan ve tübaleyne ya tevabu ya kimu tövbeten. En azından estağfurullah, estağfurullah de ya, 3 defa ya, estağfurullah de ya. Bak rahatlayacağını göreceksin diyorsundur. Eğer rahatlamıyorsa, dur, kimin kalbini kırdın, kimin hakkını yedin? Alo, kusura bakma, hakkını helal et ya. De. Bu göstergedir, onu anlatmaya çalışıyorum. O sıkıntı, zorlama, yatma, kalk ve sorgula. Neyin nesisin sen? De yani. O göstergedir. Evet, bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacatı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır-ı Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha.